Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit kronometre dil bilgisi soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere anlatım bozuklukları ile ilgili 6. testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır demiş. Çocuk olmak, dertleri bir kenara atıp yaşamak demektir. Bakın burada herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Biri elemiş olduk. Ağlamaktan, kaçmaktan, düşmekten utanmamaktır. Burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş olduk. Daha da ötesi, bütün sevdiklerine sevgisini çekinmeden söyleyip kucaklayabilmektir. Bu dursun. Kısacası çocuk olmak, hayatı kuralsız yaşamaktır. Burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş oluruz. Aklın bütün sınırlayıcı unsurlarından kurtulmaktır. Bakın arkadaşlar, yine burada da herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş oluruz. Şimdi 3 numaraya baktığımızda, daha da ötesi, bütün sevdiklerine sevgisini çekinmeden söyleyip şuraya ne getirmemiz lazım arkadaşlar? Onları kelimesini getirmemiz lazım. Yani nesne eksikliği olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru, bu cümledeki anlatım bozukluğunu düzeltmek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Her şeyi size anlatıyor ve biraz yardım bekliyoruz. Arkadaşlar, kimden yardım bekliyoruz? Sizden. Dolayısıyla ve bağlacından sonra sizden kelimesini getirmem gerekirdi. Görmüş olduğunuz gibi dolaylı tümleç eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. Seçeneklere baktığımızda anlatıyor sözcüğü anlatıyoruz olarak değiştirilmeli. Bu değil, bunu elemiş oluruz. Biraz sözcüğü cümleden atılmalı. Bu da değil, bunu da elemiş oluruz. Bekliyoruz sözü yerine istiyoruz getirilmeli. Bu da değil, bunu denemiş oluruz. V bağlacı ile olarak değiştirilmeli. Bu da değil, bunu denemiş oluruz. Biraz sözcüğünden önce sizden kelimesi getirilmelidir. Biz de bunu söylemiştik. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır? Konuşma bozuklukları ilginç yollarla ve kısa sürede tedavi ediyor. Arkadaşlar bakın, tedavi ediyor demiş. Ama cümlenin gelişine baktığımızda edilgen olduğunu görüyoruz. Burada tedavi ediyor değil, tedavi ediliyor şeklinde düzeltilmesi gerekir. Yani yüklemin edilgen yapılması gerekir. Bundan dolayı buradaki anlatım bozukluğu da çatıdan dolayıdır. Çatı uyuşmazlığı vardır. Yüklem eksikliği demiş, A seçeneğini elemiş oluruz. Tamlama yanlıştı demiş, B seçeneğini elemiş oluruz. Çatı uyuşmazlığı demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru, aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamayı örneklendiren bir kullanım vardır? Birden fazla isim cümlesi birbirine bağlanacağı zaman bütün yüklemlere ek eylem getirmek yerine yalnızca en sondaki isme getirilir. Arkadaşlarla her zamanki yerde toplandık dün. Toplandık yüklem ve fiil cümlesidir. O yüzden bunu elemiş oluruz. Sınav zordu. Verilen süre kısaydı. Bakın yüklemler isim, ikisi de ek fiil almış. O yüzden bunu elemiş oluruz. Sokaklar bomboştu çünkü herkes sıcak bir mekan arıyordu kendine. Yine bomboştu yüklem. Arıyordu da arkadaşlar ek fiil almış fakat aramak fiildir. Görmüş olduğunuz gibi biri isim cümlesi bomboş derken diğeri ise fiil cümlesi. Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. Konuşmak istedim ama bir türlü kabul etmedi cümlesinde istemek fiil, kabul etmek de fiil. İkisi de fiil cümlesi olduğu için bunu da elemiş oluruz. Buranın parçası pahalı ve bir o kadar da eskiydi. Arkadaşlar burada pahalıydı olacak. Ek fiili kullanmamış. İkincisinde yani eski de isimdir. Burada kullanmış. Dolayısıyla burada yukarıdaki açıklamaya uygun bir kullanımın olduğunu görüyoruz. Birinci yüklemde ek fiil kullanmayıp bunu da arkadaşlar ne yapmış? İkinci yüklemde kullanmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Beşinci soru, bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde tamlayan eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu yapılmıştır? Bir okur, düşünün ki okuduğu metnin her satırını irdeliyor, anlamaya çalışıyor. Bakın burada böyle bir anlatım bozukluğu yok, bunu elemiş oluruz. Bu da yetmiyor, metin ile yazar arasında bağlantılar kuruyor. Burada da böyle bir anlatım bozukluğu yok, bunu da elemiş oluruz. Bir anlamda yazarı her yönüyle anlamaya ve zihninden geçenleri okumaya çalışıyor. Bakın arkadaşlar, burada V bağlacından sonra benim ne getirmem lazım?
onun kelimesini getirmem lazım. Onun zihni desem belirtili isim tamlamasıdır. Onun sözcüğü nedir burada? Tamlayandır. Bakın, tamlayan eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Bu partide numaralanmış cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yapılmamıştır? Bakalım. Mevsimler bahar, hava ise soğuk değildi. Arkadaşlar, mevsimler bahardı olacak. Ek fiilin eksikliğinden kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. O yüzden biri elemiş oluruz. Ağaçlar yeni yeni çiçek açıyorlardı. Bakın, ağaçlar demiş, insan dışında varlık çoğul ekin almış. Yüklemin tekil olması lazımdı. Fakat burada yüklem çoğul olmuş. Lar ekini almaması gerekirdi. Burada da böyle bir anlatım bozukluğu yapılmış. Bunu denemiş olduk. Doğadaki canlanma insanı hem dinlendiriyor hem de huzur veriyordu. Arkadaşlar, kime huzur veriyordu? Burada da insana huzur veriyordu desem dolaylı tümleç eksikliği vardır. Bundan kaynaklı bir anlatım bozukluğu var. O yüzden 3'ü de elemiş olduk. Her şey yeniden yeşillenerek doğanın değişimine ayak uyduruyordu. Bu dursun. İnsanın kendine de çevresine de farklı bir gözle bakıyor. Durum böyle olunca. Arkadaşlar, buradaki anlatım bozukluğu nedir? Bakın, şuradaki ın ekinin fazla kullanılmasıdır. Tamlayan ekinin fazla kullanılmasıdır. İnsan kendine de çevresine de farklı bir gözle bakıyor durum böyle olunca şeklinde düzelmiş oluyor. Ek fazlalığı var. O yüzden 5'i denemiş olduk. 4 numaralı cümlede herhangi bir anlatım bozukluğu olmadığı için doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir demiş. Cümlemize bakalım. Akşam yemeği yenilirken evde kimseden çıt çıkmıyordu. Arkadaşlar, kimden çıt çıkmıyordu? Kimseden. Bakın, özne gerçek özne. Fakat şurada yenilirken ifadesini kullanmış. Yenilirken burada L ekini alarak ne olmuş? Edilgen olmuş. Kimin yediği belli değil. Dolayısıyla bunun etken olması lazım. Yenirken ifadesinin kullanılması gerekiyor. Seçeneklere baktığımızda evde sözcüğü cümleden atılmalı. Bunu elemiş oluruz. Çıkmıyordu fiili duyulmuyordu olarak değiştirilmeli. Bunu denemiş olduk. Yenilirken sözcüğündeki fazla ek atılarak yenirken biçimine dönüştürülmeli. Bizim de söylemek istediğimiz buydu. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 8. soru. Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekine benzer bir anlatım bozukluğu vardır? Bu tür romanlar eskiden beri insanların çeşitli duygularına hitap ettiği için beğenilip tutulduğunu söylemek mümkündür. Arkadaşlar, neyin beğenip tutulduğunu söylemek mümkündür? Bu tür romanların. Bakın, görmüş olduğunuz gibi burada ne eksikliği var arkadaşlar? Tamlayan eksikliği var. Seçeneklere baktığımızda kimse bu konu hakkında herhangi bir şey söylemesin. Sadece kendi işine baksın. Burada böyle bir yanlışlık yok. Bunu elemiş oluruz. Garip akımının temsilcileri kafiye, redif, imge, musikiye ve söz sanatlarına önem vermediğini ifade etti eleştirmen. Arkadaşlar, burada da bakın, garip akımının temsilcileri demiş. Bunun böyle değil, şuradaki nın ekinin atılıp garip akımı temsilcilerinin olacak. Görmüş olduğunuz gibi burada da ne vardır? Tamlayan eki eksikliği vardır. Dolayısıyla yukarıdaki açıklamaya, yukarıdaki örneğe uygun olduğunu görüyoruz. Bunun için de doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 9. soru. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır demiş. Bakalım. Gerek ailemin, gerekse de senin fikirlerin benim için çok önemli. Arkadaşlar, burada dikkat edecek olursanız gerek ailemin fikirleri, gerekse de senin fikirlerin benim için çok önemli olması gerekir. Dolayısıyla iki tane tamlayanın aynı tamlanana bağlandığını görüyoruz. Burada böyle bir anlatım bozukluğu vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Diğer seçeneklere de bakalım. Görüştüğümüzde sana birkaç ilginç bilgi vereceğim. Bakın, herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu elemiş oluruz. Eskimiş ve yıpranmış bütün eşyalar atacağım. Burada da böyle bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş oluruz. Sınava iyi hazırlanamadığından yine düşük not almış. Herhangi bir anlatım bozukluğu yok. Bunu da elemiş oluruz. Ege bölgesindeki birçok yer doğal yapısını korumuştur.
Burada anlatım bozukluğu olmadığı için bunu da elemiş oluruz. 10. soru. Aşağıdakilerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Yaz tatilinde bütün öğretmenler eğitim seminerlerine katılır. Bakın, herhangi bir anlatım bozukluğu var mı? Yok, bunu elemiş oluruz. Ailede başlayan eğitim okuldakinden çok daha güçlü ve kalıcıdır. Burada herhangi bir anlatım bozukluğu var mı? Burada da görünmüyor. Bunu denemiş oluruz. Çocuğunuzun her istediğini yaparsanız bir süre sonra adeta doyumsuzlaşır. Peki bir süre sonra doyumsuzlaşan kimdir arkadaşlar? Kimdir? Çocuktur. Dolayısıyla özne eksikliği var. Bundan kaynaklı bir anlatım bozukluğu yapılmış. Bunun için de doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Bu parçada yukarıdaki anlatım bozukluklarından hangisi yoktur? Orada yediğimiz yemek ve içtiğimiz çay mideme zarar verdi ve rahatsız etti demiş. Kimi rahatsız etti arkadaşlar? Herkesi rahatsız etti desem nesne eksikliği vardır burada. Bundan dolayı B seçeneğini elemiş oluruz. Sanırım yemekler yağlı ve taze değildi. Arkadaşlar, burada bir anlatım bozukluğu var mı? Var. Bakın şöyle, yemekler yağlıydı olacak. Ek fiil eksikliğinin olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı E seçeneğini denemiş oluruz. O yüzden masaya oturduktan biraz sonra kalkmak zorunda kaldım mecburen. Zorunda kaldım mecburen. İkisi de aynı anlama geliyor. Dolayısıyla burada da gereksiz sözcük kullanımı var. Bundan dolayı D seçeneğini de elemiş oluruz. Şurada da arkadaşlar dikkat edecek olursanız nereden kalkmak zorunda kalmış? Masadan. Masadan sözcüğü de burada dolaylı tümleçtir. Bunda da böyle bir eksiklik var. O yüzden A seçeneğini de elemiş oluruz. Bu parçada tamlama yanlışlığı olmadığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda buna göre bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Çocuğun bisikleti tamir edilip teslim edilmişti cümlesindeki anlatım bozukluğunu düzeltmek için teslim edilmiş sözcüğünden önce çocuğa sözcüğü getirilmelidir. Teslim edilmiş yüklem. Teslim edilen ne? Çocuğun bisikleti özne. Kime teslim edilmişti? Çocuğa dolaylı tümleç. Görmüş olduğunuz gibi cevabı da kendi içinde zaten bunun. Çocuğa eksikmiş. Bu da cümlede dolaylı tümleç görevindedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız bu olacaktı. Seçeneklere baktığımızda ise dolaylı tümleç eksikliği demiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.